lesson, we are going to talk about Turkish present continuous tense. The present continuous tense is used for actions that are happening now or actions that are ongoing. For instance, ben çalışıyorum. Ben çalışıyorum. To form a positive verb in the continuous tense, first we need to find out the stem of the verb. In order to do so, remove mek or mak ending from the end of the word. Koşmak, koş. Koşmak, koş. Then we add I-type vowel according to the verb root's last vowel. You can watch the video about vowel harmony rules in my previous lessons. Then we add the ending your that is followed by the personal ending. Geliyorum, geliyorum. Ben yapıyorum, ben yapıyorum. Sen yapıyorsun, sen yapıyorsun. O yapıyor, o yapıyor. Biz yapıyoruz, biz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz, siz yapıyorsunuz. Onlar yapıyor, onlar yapıyor. If the last letter of the verb stem is a vowel, that vowel will be removed before adding the verb ending. Söylemek, söylüyorum, söylüyorum. Oynuyorsun, oynuyorsun. In order to form a negative verb, one of the following suffixes, mı, mi, mu, or mu, needs to be added to the verb root according to the last vowel of the verb root. O yapmıyor, o yapmıyor. Biz gitmiyoruz, biz gitmiyoruz. To make a question, we also need to add the ending your. However, before adding the personal ending, we also add the suffix mu between the present continuous suffix and personal suffix. Dinliyor musun? Dinliyor musun? Kalıyor mu? Kalıyor mu? For onlar, we add the suffix mı at the end of the question. Bakıyorlar mı? Bakıyorlar mı? Demek, diyorum, diyorum. Almak, alıyoruz, alıyoruz. Vermek, veriyor, veriyor. Düşünmek, düşünüyorsun, düşünüyorsun. Beklemek, bekliyorlar, bekliyorlar. Yaşamak, yaşıyorum, yaşıyorum. Konuşuyor, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sormak, soruyor, soruyor. Merhaba İpek, ne yapıyorsun? Merhaba Merve, sınav için hazırlanıyorum. Sınavın ne zaman? 2 gün sonra. Sinemaya gitmek istiyorum. Ezgi şu anda ne yapıyor acaba? Evi temizliyor. O zaman sinemaya yalnız gideceğim.